Çok basit dilden bir şey anlatmak istiyorum. Konu ne biliyor musun? Senin bir problemin var. Bu problemi çözmek istiyorsun ama bir türlü çözemiyorsun. Belki de çekiniyorsun anlatmaya, sağa sola anlatmayı istemiyorsun. Dillendirilmesini istemiyorsun. Ama bir problem var, tamam mı? Problem bu. Bak, bunu buradan çıkaramıyorsun. Öyle düşün. Bak, sana çok mantıksız geliyor. Bunu buradan çıkarmak çok mantıksız geliyor. Ve çok uğraştın, yıllarını verdin. Aslında herkes çözüyor bunu ama sen çözemiyorsun. Bu sefer de aşağılanmak istemiyorsun. Çünkü sana belki şunu diyebilirler. Ya çok basit arkadaş, yani ben bunu buradan çıkarıyorum. Sen neden çıkaramıyorsun diye aşağılanacağını düşündüğünden dolayı çekiniyorsun. Ne diyorsun? Ya ben zamana bırakayım. Zamana bırakayım, o kendinden çözülsün diye düşünüyorsun. Zamana bırakmak. Kafayı kuma gömmek. Deve kuşu gibi. Sana açık ve net söyleyeyim. Şu gördüğün, tamam mı? Bu problem kendinden çözülmüyor. Bak, biraz önce bir eylem yaptım. Bunu buradan çıkarttım. Bunu buradan eylem yaptım. Yani bir hareket yaptım. Bu problem bir şey yapınca çözülüyor. Şöyle düşün bak. Sen bunu buraya bırakınca, bak şöyle bıraktın. Problemi görüyorsun. Devamlı önünde. Bu seni rahatsız edecek. Kitabın var. Bunu çalışman lazım. Öyle düşün. Ve kitabın üzerinde aslında bilinç altında kenarda duran devamlı o problemi görüyorsun. Sabah geliyorsun işin başına, yine o problem. Ama sen ne düşünüyorsun? Ya zamana bırakayım. Kendinden çözülür. Bu nasıl mantıksız bir şeyse, yani bunu bırakıp oturup düşünerek, zamana bırakarak, kafayı kuma gömerek bunu seyretmek, tamam, problemi seyretmek veya anlatmak ne kadar mantıksız bir davranışsa, bu problemi çözmek için hareket etmemek aynı onun gibi. Yani eyleme geçmemek, harekete geçmemek bu kadar mantıksız. Yani bunu buraya bıraktın, öyle oturuyorsun. Yıllardan beri. Kimse duymaz, bilmez, dillenmez. Kendinden çözülür. Hazreti Allah bir kapı açar. Ben çok dua ettim, o yüzden çözülecek diye umut ediyorsun. Beyaz atlı prens gelecek, kurtaracak. Veya bir sihirli değnek veya birisi denk gelecek. Şöyle yapacak, düzelecek diye düşünüyorsun. Ömrünü ziyan ediyorsun. Bunu sana söyleyeyim. Ziyan ediyorsun, israf ediyorsun. Ömür beklemek için çok kısa sevgili arkadaşlar. Fiili dua var. Fiili hareket etmek. Bir de kavli dua var. Sen kavli dua yaptın. Sen umut ettin. Açtın ellerini, dua ettin. Tamam mı? Ama bu yetmiyor. Sen hareket etmen lazım. Yani önüne bir fırsat geliyor. Bak, şu anda ben seni uyandırmaya çalışıyorum. Bir şeyler söylüyorum. Bunu bir fırsat olarak görürsen o zaman çözebilirsin. Seni hareketlendirebiliyorsan sen ne yaparsın? Fark ettim. Tamam, İsa Hoca beni uyandırdı. Tamam, bunu bir fırsat olarak değerlendirdim. Bu videoyu bir kere değil, 3 kere izledin. Anladın beni. Ve harekete geçtin. Dedin ki tamam, ben bunu buradan nasıl çıkaracağımı öğrenmem lazım. Yani bu problemi çıkarmayı öğrenmem lazım. Niye? Çünkü bunu böyle bekleyerek, oturarak, bunu seyrederek problemi çözemiyorum. Daha da büyütüyorum. Ben bunu çözen birisine sorarak, ondan bunu nasıl çözüleceğini öğreneyim diye fark ettiğin zaman harekete geçersin ve bunu 35 bin kere çözmüş birisine gelirsin. Örneğin bize gelirsin. Biz biliyoruz nasıl çözüldüğünü, nasıl takıldığını biliyoruz. Hayatın içerisinde özgüvenle alakalı, kendini bilmekle alakalı, bereketini, bolluğunu arttırmakla alakalı, aile huzurunu arttırmakla alakalı, sağlıklı düşünmekle alakalı 35 bin kere problem çözdük. Biliyoruz nasıl olduğunu. Sana da bunun nasıl çözüleceğini gösteririz elbette. Ama bunun için sen hazır olman lazım. Sen fedakarlık yapman gerekiyor. Yani sorumluluk alman lazım. Karar vermen lazım. Bunu anlaman lazım artık. Farkında, yüksek farkındalık oluşması lazım. Çünkü farkında olursan o zaman İçsel ve dışsal kaynakla, bizim gibi dışsal kaynak biziz. İçsel kaynak da senin potansiyelin, senin yeteneklerin, senin gizli kalmış becerilerin. Onlar ikisi, dışsal ve içsel kaynaklar devreye girer ve bu problemi çözersin. Ne zaman?
farkında olursan, bu dediklerimi ciddiye alırsan uyanmaya başlarsın ve çözersin problemi Allah'ın izniyle. Şunu da öğrenmiş olursun. Ya bunu seyrederek, bunu tekrar tekrar anlatarak, kafayı kuma gömerek çözülmediğini öğrenirsin artık. Bunu çözmek için sana birisi lazım, sana bir rehber lazım, sana bir yol gösteren lazım. Bunu anladığın an her şey düzelir sevgili arkadaşlar. Yüksek farkındalık sende de oluşur. İnşallah bu videoyla da sana yüksek farkındalık oluşturmuşumdur. Sen de anlarsın, kavrarsın, harekete geçersin. Dışsal kaynak olarak senin de içindeki içsel kaynakları harekete geçirmemizi istiyorsan, yani içindeki potansiyeli canlandırmak, içindeki aslanı uyandırmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.